Benim en sevdiğim güvercin baskadır yani. Hatta güvercin baskadır yani. Bir de tembel hayvan bunlar. Benimkiler daha doğrusu. Hiç uçmak istemiyorlar. Peki bu kadar hayvanın içerisinde fobinin olan bir hayvan var mı? Böyle tiksinen yok, baktır. Hayır. Hiç yok. Yok. Zaten akrep ve yılan da sevişen bir insan. Ama deve için... kuşu çok büyük mesela. İstemiyor gibi yani. Bir gün çok fena dövecekler beni ve sırf bu yüzden dövecekler. Kırmızı ışıkta durmuş. Laps laps atıyor böyle çöplerini. Dayanamadım ben de. Bir de şalvar pantolonum vardı. Eteğimle gittim adamın yanına. Herkese merhabalar. Havadan Sudan Kuşları'nın yeni bir bölümünde yeniden bir aradayız. Bu kez konuğum aslında bizim gizli kuşçulardan diye tabir ettiğimiz, sektörde bizi farklı alanlarda temsil eden kişilerden bir tanesi olacak. Sevgili Alpay Erdem bizimle bugün. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? İyi, ben de sağ olasın. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Güzel bir ortamdayız. Evet. Böyle İstanbul'un içinde böyle yerler bulabilmek tabii büyük nimet değil mi? Güzel. Validebağ korusundayız. Evet. Burası işte bizim böyle nefes almak için geldiğimiz yerler. Geliyorsun böyle yerlere. Sıklıkla geliyorum, evet. Uzak değil böyle yerler, evet. Aslında değil mi? Hatta işte oğlum Hazar'la birlikte 7 yaşında biz zaman zaman gelip buradan işte böcek yakalamaya geliyoruz. Akrep yakalıyoruz. Ne yapıyorsunuz onları? Da. Ya birkaç gün bakıyoruz, işte inceliyoruz. Tür olarak da Euscorpius Italicus. Onu da öğrendik yani. Kaynak belirtecek misin? Kaynak derken? Pedram mı? Soruyoruz yani, işte anlayan arkadaşlarımız var sağ olsunlar. İşte Pedram'a buradan selamlar. İşte birkaç gün bakıyoruz, inceliyoruz, seviyoruz. Evet. Ondan sonra da salıyoruz. İlginç bir hobi yani tabii, evet. Akrep yakalamaya gitmek babayla beraber bir akrep, parka. Akrep, çıyan. Çıyan, evet, bunları gözlemliyorsun. Bir de Hazar daha işte 4-5 yaşlarında şey demeye başlamıştı, işte ben böcek bilimci olacağım demeye başlamıştı. Çok ilgili doğaya. Daha kaç yaşında? 7 yaşında. Hala aynı mı? Hala aynı. Biz de tabii destek oluyoruz. Mesela işte böcek bilimci olacağım der demez hemen gittik mikroskop aldık gibi yani. Çok güzel. İyi, bu konuya tekrar geleceğiz aslında. Evet. Çünkü çocuklarla alakalı, doğadan bu kopukluğun sebepleriyle, evet, alakalı ya da neler yapılabilirle alakalı. Senin neler yaptığını da soracağım tabii ama önce sana şeyi sormak istiyorum ben abi. Doğa geniş bir kavram. İçerisinde, evet, bir sürü şeyi barındırıyor aslında, gökyüzünden yeryüzüne. Senin için doğa neyi ifade ediyor? Öncelikle sanırım böyle çayırlar geliyor çayırlar, aklıma. Çayırlar, bak farklı, güzel. Neden diyeceksin? Çünkü üniversitede ben okurken Avcılar'da, işte kampüste böyle bir çayırlık bir alanımız vardı bizim. Kimse de o yolu kullanmazdı. İşte dersler biterdi, işte otobüs durağına gideceğiz. Ben o çayırlığın içinden giderdim. Evet. Ve işte kelebekleri incelerdim, yılanlar karşıma çıkardı ve o yolda çok mutlu olduğumu biliyorum, hala da hatırlıyorum mesela. O yüzden öncelikle çayırlar diyorum. Ama bence geneli, çünkü işte çocukluğumuz yazları Sinop'ta sahil kenarında geçti, yani deniz kenarında geçti. Deniz çok mükemmel bir şey. Orman zaten olağanüstü bir hadise. Evet. Gökyüzü, yeryüzü hepsi bizim. Hepsi giriyor. Öncelikle hepsi ama bizim. Çayırlardan ama başlamış olmak çayırlar. Çok güzel abi. O benim, o onun rengi midir nedir, o işte aklımdan çıkmayan çeşitliliğe görüntüler. Çeşitliliğe açık bir alan aslında. Evet. Hani biz genelde insanlar hep böyle ormanlık, hani yaban hayatı, bir canlı çeşitliliğini göreceksen ormanlık alanları tercih ederiz genelde. Yani, evet, öyle bir algı vardır ki ben de ilk başladığım yıllarda öyleydim aslında. Fakat sonrasında gördüm ki orman açıklıkları, çayırlar, ormana yakın çayırlar. Yani, evet, hayvanın aslında ormanı ev olarak kullanıyor. Mesela geyikler, karacalar. Ormandan çıkıp ormana yakın sınırdaki açıklıklarda, çayırlarda besleniyorlar ve sonra tekrar ormanda soluğu alıyorlar akşamları. Güzel, ne güzelmiş. Yani. Ormanı ev olarak kullanmaları. Tabii, ormanı. Ev çok dışarısı, güzel yaban anlattın. Hayatı ne kadar için güzel anlattın. O açıklıklar çok önemli. Sen de bunu fark etmiş olman ama bunu, evet, kendi kendine gözlemleyerek ya ben buradan daha fazla keyif alıyorum diyebilecek bir şekilde bu gözlemi yapmış olman çok güzel. Güzel bir örnek oldu aslında. Yani gerçekten de çok fazla hayvan çeşitliliği görüyordum. İşte, evet, yılansı, kertenkeleler çok severim. Sürüngen ve böceklerden gideceğiz daha çok galiba. Öyle görülüyor. Bu arada şey, Hazar'ın, oğlum Hazar'ın yani en sevdiği hayvan yılan. Süper. Tabii, çok ilginç. Peki onlarla ilgili var mı anısı, hatırası? Hiç böyle denk gelmişsiniz? Yok ama bir yılan görmeyi çok istiyor. Hatta yılan beslemek de istiyor. Deneyimledin mi hiç bunu? Yılanı yok, yakından gördün mü hiç? Hayır. Ha, şu anda sadece bir tutkusu olarak, evet, var. Evet, hayata geçmedi. Ama aslında görebilir de yani. Görebilir de. Kenarında yaşı daha tabii küçük, 7. Evet. 7 yaşında dedin değil mi? Geçen biz geldik ya hani meteor gözlemine. Evet, evet. Oradan su yılanı o gece süper bir buldular. Organizasyondu bu arada. Ellerine sağlık. Biz oradan da işte Gölyazı'ya gittik. Biz eskiden Gölyazı'ya gidiyorduk ve yollarda çok yılan görüyordum.
bayağı havalimanı gibi kullanıyorlardı orayı. Evet, evet. Bu defa evet. göremedik mesela ama görürüz. İnşallah bakalım görürüz. Şuradan bir yılan yakalasak. Değil mi? Çıkarken eve götürürsün o zarar. 2-3 günde ona baksak değil mi? Peki yaşam alanınla alakalı sorayım sana. Nerede doğdun, nerede büyüdün? Doğayla ilk temasın büyüdüğün yerle alakalı mı oldu? Ya da şimdi sen meraklı bir insansın evet. doğaya da kuşlara da. Bunun başlangıcına dair anlatabileceğin bir şey var mı? Yoksa kendini bir anda doğayı severek mi buldun? İşte İstanbul'da, işte Ümraniye'de büyüdüm ben. Bizim oralar o zaman şeydi, bayağı mandıralar vardı. Boştu yani. Bir de işte Arnavut Mahallesi'nde büyüdüm ben. Arnavutların özellikle kuşlara çok büyük bir ilgileri var. Hem çok eğlenceli insanlar hem de kuşlara bir ilgileri var. Biraz da ben sanırım ondan etkilendim. Biz eskiden saka yakalamaya da gidiyorduk. Tabii ki. Hepimizin geçmişinde evet, var doğayla var. Temaslar böyle ve yanlışlar şeyler. Başladığımız ama işte var. Oradan da bir içine insanın bir böyle doğa sevgisi, kuş sevgisi. Sırf ona bağlamıyorum tabii. Güvercin de besledik biz. Evet. Kuşa dokunuyorsun. Yani çok güzel bir rengi var bilmem ne. Tabii ki yapılmaması gereken şeyler ama yani toplum da değişiyor. Toplumun bilinci de değişiyor. Şimdi mesela ben hayatta öyle bir şey yapmam. Hatta çok mesela şeyde Mısır Çayısı'nın orada biliyorsun yan tarafında işte kuşlar evet. satarlardı. O belli bir bilinç seviyesine ulaştıktan sonra satın alıp saldığımda oldu çok. İşte yani ilk yani başında evet bazı hayvanlar bunda ceremeyi çekti belki ama sonrasında evet. kendisinin devamı için de seni kazanmış oldu ya onlar saka, aslında. Ya saka galiba dünyanın en şanssız kuşlarından biri. Yani güzelliğin halbuki ve... evet evet. O güzelliği güzel, başa bela değil mi? Resmen ya. Güzelliğin ve o güzel ötüşünün cezasını bu şekilde çekti yani. Ya öyle. Mesela bülbül. Evet. Herkes bülbülü bilir, sesini evet, bilir evet. ama görüntüsü çok güzel olmadığı için muhtemelen evet. diye düşünüyorum yırtmış o hayvan. Yani bir de beslemesi zor onu. Zor onu evet doğru işte, etçil biraz burada, daha. Etçil evet, bilmem evet, ne. Doğru. Mesela, bu arada bende şey var, saka melezi var şu anda evimde hali hazırda. Onu da 5-6 sene önce işte eve gireceğim ben. Yerde bir tane şey, kuş. Önce serçeye benzettim ama manasız geldi çünkü serçeler genelde böyle maa ile takılırlar. Sonra biraz yaklaşınca dedim bu serçe değil. Bir de ilgimi çeken şey şu oldu, kedi mamasının önündeydi. Ha. Aç kalmış belli. Benim de şapkam vardı o zaman. Tamam mı? Önce böyle kapıya doğru sıkıştırdım bunu. Ondan sonra baktım uçuyor ama çok da iyi uçamıyordu. Uçarken havada şapkanla laps diye yakaladım. Hala bende. Ama tüylerim üyeleri çok kötüydü tabii. Büyük ihtimalle o geceyi çıkaramazdı. Ölürdü. Saka melezi evlerde üretilen bir kuştur. Doğal kuşu değildir zaten. Alışamazdı. Salmayı denediği zaman da kargalar. Sakayla kanaryanın çiftleştirilmesinden meydana gelmiş kuştur. Yani ben o gün orada olmasaydım ve çok maharetli davranıp şapkanla yakalamasaydım büyük ihtimalle o gece çıkaramayacaktı. Şimdi hala bende yaşıyor. Çok da mutlu. Böyle konularda... Çok da kuşum var evde bu arada. Onları söyleyeyim mi? Tabii güvercincilikten bahsedeceğiz. Soracağım tamam, aslında. Süper. Güvercine nasıl bulaştın peki o zaman? O çok büyük bir hastalıktır ve onun bir sebebi hep böyle bir çıkış noktası vardır. Ben babadan gördüm. Babadan güvercinciyim aslında. Hmm. Büyüdüğüm ortam benim böyleydi. Ama kimisi mahallede benimle birlikte benim o merakımı sürüklenip de birkaç arkadaşım da benimle birlikte güvercinci olmuştu aslında. Hmm. Kuşçu olmuştu daha küçük yaşta. Sen de bu nereden i̇şte başladın? Yine yaşadığın bölgeden. Çocukluktan gelen bir şey. Biz güvercin besledik işte. Hala da besliyorsun. Arnavut bir arkadaşım vardı. Onun çatısında besliyorduk. Sonra bir arkadaşım daha. Üç kişi besliyorduk. Önce babası bize karşı çıkıyordu. Sonra babası hepimizden hala güvercinci oldu. Hastası oldu yani. Ama şey vardı değil mi? Senin... Bir de duygusal bir şeydir. İşte benim tabii. babam gemilerde çalışıyordu. Gemiden mesela gemiye bir güvercin konmuş bembeyaz. Onu getirmişti bize. Biz evde bakmıştık. O günleri anımsatan bir mevzu gibi geliyor bana. Bir de abi yani çok güzel yaratıklar. Çok ya. Güzeller. Çok güzel yaratıklar. Sahibine yani. Onlara imkan sağlayan insana da büyük keyif veriyorlar. Muhteşem bir Birdy filmini izlemişsindir. Nicolas Cage'in oynadığı. Evet. Evet. Ha, neden seviyorsun diyor ya bu kuşları. Ha, çok güzel bir şey söylüyor. Uçuyorlar diyor yani. Hani uçuyor, ötüyor. Sesleri güzel. Rengarenkler. Güzel ötüyor. Daha ne istersin bir yaratıktan ya? Ve seninle çok birlikte yaşayabiliyor. Ne o var? Seninle birlikte senin aynı alanda evet, yaşayabiliyor. Evet, tabii. Peki o senin o zamanlarında da şey var mıydı? Şimdi mesela o algı giderek bence kırılıyor ama güvercin işi boş iş. Güvercin besleyenlere böyle biraz bir ön yargıyla bakılan bir dönem vardı. Hmm. Ben yaşadığım bölgede Bursa'da bunu yaşıyordum. Evet. Sizde de var mıydı bu? Yani bu işlerle uğraşmayın, uzak tutmaya çalışırdı aileler mesela. Bizim orada kırsalda bu vardı. Evet. Yani bizde öyle bir yok. Uzak tutma durumu olmadı. O algı bölgeden bölgeye değişiyor belki. Kırıldığını ben de görüyorum. Çok da önemli değil. Yani birileri gerçekten de ben her güvercin besleyenin hayvansever olduğunu da düşünmüyorum. Kesinlikle. Çok kötü davranıyorlar
kuşları görüyorum, izliyorum. Eşya da gibi kullanıyorlar değil mi onları? İzliyorum. Mesela bir kümeste 100 güvercin var. Olur mu yani? Hani biz seni koyalım bir eve, otur 20-30 kişi bakalım ne oluyor yani. Evet, evet. Ama bazıları da gerçekten kuşların mutluluğunu çok severek düşünüyor, görüyorsun. Bu işe hem emek harcanıyor aslında yani. Hani para harcıyorsun, emek. O kadar güzel kümesler görüyorum ki özeniyorum yani. Bak bu adam bu işin hakkını vermiş diyorum. Bazı kuşçu arkadaşlarımız normalde gerçekten oturup konuşamazsın, sohbet edemezsin. Ama bazıları da gerçekten entelektüel, kendini geliştirmiş. Zaten bu arkadaşlar bence biraz algıyı kırdı. Gerçekten doğru. Bilim insanı gibi kuşçular var. Ya benim güvercinci arkadaşım var. Kralını tanımam diyor yani, hani kanatlı da. Hiçbir veteriner hekimi tanımam diyor ve ben de ama tecrübe çok önemli onda. Tabii ki yani şey, ehliyet çok önemli bir şey, diploma. Ama bu adama da diyorum ki yani evet, yani bir durum olursa gelip sana sorabilirim yani. Hani. Yok, onda tecrübe çok iyi ama onda da çok batıl inançlar. Gres yağı sürmekten tut da. Öyle mi? Tabii. O ne çok, öyle ya? Yani yaraya gres yağı sürmek gibi şeyleri var ya. Böyle saçma sapan bugüne gelmiş adetler de var. Hatırlıyorum ya. Bir şey Dizilerek olmuş kafaların buralarını soyarlar falan. Böyle yani değişik, sokakta işte uyuz olmuş hayvan görürdük de bizim komşumuz vardı. Gres yağı ile gelir demez. Ya, dur süreyim şuna diye. Güvercincilik güzel ama değil mi? Çok keyif veren. Hele uçuruyorsan, güzel ama uçurmayı seyredebiliyorsan. Güzel ama klasik güvercincilerden değil. Kaç tane vardı sende? Ben de şu anda bir güvercinim var. İki güvercinim vardı. İkisi de baskadır. Hatta biri diğerinin yavrusu. Baska türü bu arada. Baska, evet. Benim en sevdiğim güvercin baskadır. Yani hatta güvercin baskadır yani. Güvercin eşittir baska. Ya ben o güvercini de Kuzguncuk'ta parkta elimle yakaladım. Çok işte bitap bir haldeydi. Sende hikayesi olmayan bir hayvan yok, yok galiba. Yok yok. Güzel. Yok, elimle yakaladım. Bitap bir haldeydi. Çok mutlu oldu bende. 5 sene kadar yaşadı. Daha işte bir ay kadar önce kaybettik kendisini. Ama yavrusu, yavrular yaptığı şey, yavrusu adı da var Momo. Şu anda bizde. Tek başına takılıyor. Salıyorum da sürekli dışarıda dursun istiyor ama nedenini tam olarak bilmiyorum. Eve gelmek ve evde kafeste durmak istiyor. Salsam da. Ama özgürlüğü var yine. Evet, var var. O, evet, o imkan onda. Beğenmediği zaman bir gidebilir. De, yani bir de tembel hayvan bunlar. Benimkiler daha doğrusu. Hiç uçmak istemiyorlar. Kuşçuluğu unuttum. Hiç uçmak istemiyorlar ya. Hiç yani. Ama bir leş kargası benim imdadıma yetişti. Bunu kovalıyor. Bir uçuyor. Ha, değil mi? Tabii tabii. Ben de izliyorum. Böyle 10-15 dakika sonra geliyor. Yani o leş kargasına gerçekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Güzel. O da bak buradan sana bir bir şey değil diyor. Selam, önemli değil diyor. Evet. Peki bu kadar hayvanın içerisinde fobinin olan bir hayvan var mı? Böyle tiksinerek baktın. Yok, hayır. Hiç yok. Yok. Zaten akreple yılanla sevişen bir insan. Ama deve kuşu çok büyük mesela, istemem gibi yani. Ama deve kuşunun büyük olmasının da bize bir şey yok yani. Hani yaşam alanımızda yoklar ya. Ya görüyorum ben. Zürafaların da boynu uzun mesela, yerlerde, ama dert etmeye gerek var mı? Bir yerlerde görüyorum ben. Peki tamam, bu da güzeldi. Şeyde çavuş başında besliyorlar. Var mı hatıran? Böyle yaban hayatına dair hayvanlara, kuşlarla yaşadım, takışmıştır peşine küçükken, ne bileyim. Ya da kurtları görmüşsündür, çok yakından bir anda karşına çıkmıştır gibi anlatabileceğin, doğada, şehir içinde hayvanlarla alakalı yaşadığın bir iyi şey, kötü hatıra. Bisiklet gezileri çok yapıyorum, evet, ben. Evet, aslında kırsaldan da çok geçiyorsun bu anlamda. Evet tabii, işte sansarlar görüyorum. Yola çıkıyor. Domuz sürüleri çete olabilir gibi. Belki. Tabii canım. Şöyle çete hatırladım. Gibi çıkıyorlar, böyle bakıyorlar ne ayaksın diye. Çok komik hayvanlar. Evet. Ben onları seviyorum diye. Galiba onlar da beni seviyor. Öyle bir durum da var. Ne bileyim işte bisiklet kullanırken özellikle kırsalda işte tenha yerlerde işte önüme bakıyorum, bir tane kuş düşmüş mesela. Alıyorum elime, ne yapacağım bilmiyorum ama ölmemiş de. Sonra biraz sonra bir canlanıp gidiyor. İşte burada mesela yine bisiklet kullanırken koşu yolu da böyle Altunzade'ye çıkarken işte ardıç kuşu düştü önüme. Onu aldım götürdüm işte Beylerbeyi'ne. Hep böyle buramda sakladım, ısıttım. Bir şeyler yedirdim, içirdim. Ondan sonra kendi canlandı gitti gibi. Ama böyle anlık şeyler hani, bir bakıyorsun böyle bir ses. Bir şey olmuş yani, tamam mı? Hani merak edip de bakmasam, evet, öldü gitti yani hayvan. Aynı şekilde çok acayip bir hikaye var. Hisar taraflarında bisikletimle yine tırmanıyorum. Böyle bir tuhaf bir ses duydum, tamam mı? Bir kanat sesi gibiydi. Önce bir dedim olur kanat sesi ya, normal. Gittim bayağı, sonra kafama takıldı, geri döndüm. Ya bir güvercin ayağında şey ip bağlanmış ağaçta böyle duruyor, tamam mı? Sakin. Ben oradan geçmesem, tamam mı? Orada mesela hiç insan da geçmiyor oradan. Arabalar, motorlar geçiyor. Görmelerini, duymalarını imkanı yok. Neyse hayvanı aldım, indirdim. Şey, kolu bacağı tutulmuş. Bir yere koydum böyle. Ben de Beykoz'a gidiyordum. Dedim dönüşe bakar. Dönüşe baktım hala orada duruyor. Dedim yapacak bir şey yok, alalım ilgilenelim derken uçtu gitti. Ha, uçtu. Yani böyle
böyle dokunuşlar dinlenmiş yapabiliyorum biraz. Hayvanların evet. hayatlarına. Çok mutlu oluyorum. İşte kediler öyle. Biraz da başa bela gibi. Hayvansever olmak çok zor yani. Evet. Çok zor bir şey yani. Kafaya takıyorsun, biliyorsun onu olabilecek şeyleri ve senin gördüklerin bunlar. Göremediğin ne kadar. Bak bununla ilgili şu güvercinle alakalı yola çıkarak şöyle bir şeyden bahsedeyim ben. Geçmişte insanlar saçlarını evde kesiyorlarmış, uzun saçlı kızlar evet. falan. Bu saçlarını büyükler hep yakarlarmış. Ve şey derlermiş, kurdum kuşun ayağını dolanmasın bunlar diye. Böyle bir adet varmış. Ne güzel bir şey duydum halbuki senden ya. Halbuki saçın, ben diyordum ki yani saç nasıl dolanabilir mi? Saçı sen evet. düğümcük yapsan, tabii. boğumu yapmaya çalışsan yapamazsın. Zor mesela. Bir şey doğru. Yani nasıl dolanabilir ki dedim. Yani bunlar herhalde böyle bir bilmeden de olsa güzel bir şey yaptıklarını sanıp bunu yapıyorlar diye düşünüyordum. Tabii sosyal medya sayesinde artık bu tarz paylaşımlar. Evet, ben tabii yuvaya böyle hayvanların küçük ip misin ağları ki çok tehlikelidir misin ağları. O balıkçıların bıraktığı, attığı. Bunlardan yola çıkarak böyle farkındalık oluşsun diye paylaştıkça abi bana deli gibi ayağına saç dolanmış güvercin, serçe, karga, kumru fotoğrafları geliyor. Çok o kadar üzücü. Çoklar ki çok yani emin ol zannettiğimizden daha fazlalar. Eskilerin saygısına bak. Adet gibi görmüşler bunu. Saçları yakarlarmış. Şimdi asla dışarı atmazlarmış. Şimdi o da yok. Hani evlerimizde baca deliği bile kalmadı ki artık. Ya evet yani bu noktada şöyle söyleyeyim. Hani siz farkında olmadan evet. küçücük bir parça. Bir misine ağı ya da bir balya ipi ya da buna benzer bir cisim. Kuşlar onu yuva malzemesi sanıp yuvaya götürebiliyorlar. Yuvasında yavrular bundan dolayı acı çekerek kanatları kolları tutularak günlerce acı çekerek ölebiliyorlar. Bunun ölümüne sebep olabiliyorsunuz. Ağaçta asılı kalmış az önce bahsetti sevgili Apay. Yani ağaçta asılı kalmış saatlerce orada belki günlerce kalacak. Aç susuz bir şekilde baş aşağı işkence içinde ölecek. Bunun sebebi ne? Sizin bir önemsiz olarak hani ne olacak ki diye düşünmeden şu kadar bir parçayı atıp yolunuza devam etmeniz ya da gördüğünüzü kaldırmamanız vesaire. Bu noktada bunları da özellikle çarpıcı bir şekilde bu örneklerle anlatmak istiyorum ki önemsiz zannetmeyin o küçücük parçalar bile hayvanların acı çekerek günlerce acı çekerek ölmesine sebep olabiliyor. Bunu da böyle bu güvercin hikayenden yola çıkarak evet. anlatmış olayım, bahsetmiş ya olayım. Bir de ben anlamadığım bir şey var abi. Sokağa çöpünüzü niye atıyorsunuz ya? Ya orası zaten başlı başına bir şey de. Hani deniyor musunuz? Başlıyoruz. Bunlar yayınlanacak mı? Deniyor, yayınlanabiliyor mu? Yayınlanabilir mesela? Efendim. Deniyor musunuz ya? Ne demek ya sokağa çöp atmak ya? Yani evet. Ben mesela trafikte bir gün çok fena dövecekler beni ve sırf bu yüzden dövecekler. Çünkü dayanamıyorum. Atanları duruyorsun değil mi? Abi basıyorum kornaya ne yaptın sen diye. Ben de şikayet ediyorum. Edebiliyorsam ediyorum. Yazıyorsun. Cesur olmak lazım ama bu konularda. Birilerine o yaptığını... Ya geçen burada yaptım. Evin önünde abi kırmızı ışıkta durmuş. Laps laps atıyor böyle çöplerini. Dayanamadım ben de. Bir de şalvar pantolonum vardı. Eteğimle gittim adamın yanına. Ciddi yalımda mı? Ne yapıyorsunuz siz dedim ya. Yani bütün çöpünüzü boşalttınız. Yani çok özür dilerim topladı sonra. İyi güzel. Bayağı da böyle şey, iri cüseli bir abiydi yani. Acaba yapabilir mi? Yapmadı. Evet evet. Belki de ilginç kostümün de seni böyle bir yani yadırgadı mı? Bir gün gerçekten sırf bu yüzden ben ya dayak yiyeceğim ya başıma bir şey gelecek. Ben de onu çok yapıyorum biliyor musun? Işıklarda yolda giderken ilk yakaladığım fırsatta kornayla evet. dörtleri yakarak en azından bir tepki belirtmeye çalışıyorum. Ama ben de şunu düşünüyorum. Hani belki o insana bu zamana kadar hiç kimse demediği için farkında bile değil. Şunu dedikten sonraki süreçte çok daha farklı olabilir. O arabanın temizliğini dışarıdan daha önemsiyor ama evet. yaşadığın alanı çiletiyorsun ya. Bunları abi adam, konuşmamamız adam lazım. Bunların 70, artık bu devirde. Tamam da yani adam 70 yaşına gelmiş sokağa çöpünü atıyor. 70 yıl boşa yaşamış adam. Evet. Sığır gibi yaşamış. Peki aileler olarak ki sen de bir babasın nihayetinde evet. değil mi? Doğayla böyle kopuk bir nesil yetiştirilmesi bir gerçek artık. Evet. Aslında nesile değil aslında. Bizim uzun zamandır insanlar doğadan giderek koparak yetişiyor ama bu evet. artık son jenerasyonda hat safhada. Doğru. Yap. Ama senin çocuğun bunlar içinde bir aslında şey istisna. Evet. Sen bir şey yaptın mı özel olarak yoksa senin o ilginin olduğunu bilerek büyüyen bir çocuk olmasından kaynaklı mı böyle bir şeye merak sardı? Yoksa ne oldu ya da ne yapmaları gerekiyor, neyi yapmamaları gerekiyor? Biraz ben bu doğa sevgisinin içten gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ters de tepebilir çünkü yani. Hani gel gezelim çocuğum. Ya örümcek der, bilmem ne der. Ya işte örümcek ağa geldi yüzüme Tabii. der. Bilmem ne de yok çamur oldum der. Sevmeyebilir yani. Ben işten gelen bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Ne mutlu ki bu bende vardı. Çocuğumda da var. Ne güzel bir şey. Ailede de öyledir yani. 4-5 çocuklu bir aile vardı. Çocukların değişik olur. Mesela sen güvercin seversin. Biri çok manasız bulur gibi. Vardır yani. Yani Hazar biraz şanslı bir çocuk. Çok güzel bir dünyanın içine doğduğunu düşünüyorum. Eve geldi mesela. Doğdu. Şapuset ile eve geldik. Öyle fotoğrafımız var mesela bizim. Kediler kokluyor. Hani öyle bir eve geldi işte kuşlar. Şu anda bende mesela bir güvercin var, iki kumrum var, iki papağanım var, iki muhabbet kuşum var. Onu da geçen işte bir arkadaşı ziyaret ettim. İyi bakamıyorlar kuşlara. Dedim hepsi dilerseniz. Hepsi bu şekilde mi geçti? Genelde hepsi.
Çünkü bu kafes dedim, kuşuna hani, da aslında evet, normalde evet, çok kabul görmüş mesela bir şeydir. Mesela iki papağanı da bana birilerinin hediyesidir. Yani şöyle hediye, abi işte bize ürediler, sana verelim mi? Verin dedim ben de. Muhabbetler işi aldım. Şimdi çok daha mutlular geniş kafeste. Takılıyorlar. Evet. Her gün isterlerse banyo yapabiliyorlar. Genelde hep temiz kafeslerde. Hani böyle bir dünyanın içine doğdu çocuk. Bak konusu i̇şte, gelmişken sana... Şeyimiz var, akvaryumumuz var. Bu işte hayvan sevgisini yani almak için evet bu tarz ortamlar iyi olabiliyor ama şöyle de bir durum var. Bunu da buradan bence belirtmemiz lazım. Ki bana çok bu yönde soru da geliyor. Muhabbet kuşu, papağan. Kafeste yetiştiler, kafese doğdular. Olabilir ama bu hayvanların özünde, doğasında, yaban hayatındaki hani kendi doğal evet, habitatlarında binlerce bireyden oluşan sürüler halinde evet, yaşıyorlar. Evet, evet. Birlikte suya konuyorlar, birlikte ağaca çıkıyorlar, birlikte besleniyorlar. Bıgır bıgırlar. Evet, binlercesi. Evet. Biz ne yapıyoruz abi onları? İçgüdüsünde, doğasında binlerce bireyden çok sosyal evet, bir hayatı evet, olan evet, bir hayvanı konuşma ihtimali üzerine durup kafeslerde alıp büyütüyoruz. Bir de renkleri de hani değiştirdik. Evet. Bu hayvanların evet, orijinali olmayan, yeşildir. Evet, bir sürü morundan beyazını da yaptık, her türlüsünü yaptık. Doğru söylüyorsun. Aslında bu yapılmaması gereken bir şey, evet, alınmaması gereken evet, bir şey. Ama nedir? Hikayesi olanlar vardır. Evet. Yaralı olup da eline geçmiş olanlar vardır. Daha kötü şartlardan kurtarmak adına bu yapılmıştır. Eyvallah. Ama evet, yalnız da biz, olsa, yanında bir çift de olsa o hayvan yine de evet, mutlu bir hayvan. Hiçbir zaman olamaz. İstediği bizler kadar büyük kafes olsun. Hayvan ticaretine karşıyız. Olmaması bir şekilde gerekiyor. Evet. Parayla satın almak hiç insanlık onuruna da ters bir şey. Hayvanların onuruna da ters bir şey. Hayvan sevgisi için daha farklı yollar da şey yapılabilir. Kedi mi besleyeceksin? Evcil, onu kedi, sokaktan köpek alacaksın yani. Evet, kesinlikle. Evet. Hem köpek ve kedilerde tavuk, güvercin evet, bunlar artık insanla iç içe geçmiş, evcil, doğadan tamamen ayrılmış hayvanlar ve aslında yine de özgür bırakılabilen, doğasına uygun yaşatılabilen hayvanlar. Ben, ama evin içinde, kafeste hiçbir hayvanla bile olamaz. Ben de tavuk ne severim. Ya. En güzel hayvan bence tavuk. Gerçekten mi? Vallahi bak. Çok seviyorum ya. Onun o görüntüsü, o kendi halini, o neşeli tavırları. Yani umarım böyle bahçeli bir ev. İnşallah. Hani şey böyle bir geçiş yapabiliriz bahçeli bir eve. Hazar da istiyor çünkü. Çok güzel. İlk yapacağım şey tavuklu bir ortam yaratmak kendime yani. Güzel evet. Keyifli hayvanlar. Bu arada hani muhabbet kuşu dediğin hayvan şimdi biz kafesinden sağsak ölecek mi hayvan? Hayır. Öyle bir durum tabii. İçinden çıkılamaz bir duruma geldik ki. Yapılacak şey kanunlarla bunun yasaklanması. Satamazsın kardeşim, bitti. Evet, kesinlikle. O hayvanları yaptığımız aslında yani evet, şey diyorlar bana genelde. Biz onu odada her gün salıyoruz. Kocaman kafeste yok abi. Hiç ya bir de aramızda yani kalsın. Ben muhabbet kuşunu hiç sevmiyorum ya. Çok mu konuşuyor? Gıcık bir şey. Cır 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 koca gün. Gıcık bir öyle şey ya valla. Mecbur kaldık. Çok iyi. Ama doğru bir tespit. Şimdi haklı öldürmemek hayır, lazım. Hayır, tipini de sevmiyorum. Cüce böyle bakışlı, şey asi sürekli. Bilemediğim bir şey var. Bana bir şey mi hatırlatıyor onu da bilmiyorum yani. Küçükken takışmış olabilir mi? Isırmış olabilir, olabilir mi? Olabilir. Evet, bunlar da mümkün tabii. Quiz yapalım mı biraz? Yapalım. Seslerden ama. Olur, tamam. Sen ötücü kuşlara alakan var değil mi? Daha çok merakın var. Şimdi ben sizin yanınızda kuşçu muşçu değilim bir ya, kere. Yok sen de kuşçusun. Sen de güzel bir kuşçusun değilim, hatta. Değilim. Ben seviyorum. Hani ben çok iyi bir kuş kuşlarla severim. Kuşlarla ilgili yani çıkarttığım bir kitap bile var. Aa değil evet. Mi? İstanbul kuşları. Evet. Ondan sonra onun geliştirilmiş değildir aslında. Biraz ikinci baskısı gibi. Yani aslında Komik Kuşlar diye yeni bir kitabım çıktı. Diyor aslında İstanbul'un biraz kuşları da Komik Kuşların taslağı gibiydi. İlgi de görüyor şu anda okurumuzdan. Hatta bugün de imzam var. Gidebilirsem gideceğim. Çok da içime sinen bir iş oldu Komik Kuşlar. Bayağı ben kuşların ama kitabını yazdım. Ama senden yazmış zaten beklemek gerekirdi böyle bir şey. Hani dedim ya sektörde kuşçu olarak bizi temsil eden isimlerden bir tanesisin. Ya kuşların kitabını yazmış insanım ben ya. Ama bana gelmiş. Hiç kendi değerimi bilmiyorum ha. Vallahi bak. Hiç kendi değerimi bilmiyorum. Şimdi hatırladım. Doğru. Sana kendini şey anlatıyorum. Ben bir ayna görevi görüyorum. Bizde bir kitapçık vardı. Sesler dedin ya. Çeviriyorsun. İşte bilmem nerenin Afrika'nın bir kuşu. Numarası var. O numarayı tuşluyorsun. O kuşun sesini alıyorduk mesela. Dinliyorduk. Evet evet. Hala biliyorum da durur o kitap biliyorum bizde. Bizim ülkede pek yok. İşte yurt dışından yapılmış evet, olanlar var bizde ama bizim kendimize hasta yapabileceğimiz bir site vardı. Galiba Beykoz Belediyesi'nin diye yanlış hatırlamıyorsam. Bölgesindeki kuşların böyle üstüne gidince mouse'la o kuşun sesini çıkartıyordu. O da ilginçti. Bayağı böyle bana atıyorlardı sürekli. Ben de öyle tesadüf fark etmiştim. Vay arkadaş. Bu arada ben hiç kuş gözlemcisi olamadım. Tembelim çünkü. Olsun. Uyanamıyorum. Siz çok erken uyanıyorsunuz. Olmaz öyle bir şey. Erken kalktım. Kaç kez de çağırdılar. Tamam geliyorum dedim. Sen bir halkalama istasyonuna da gitmiş miydin? Gittim. Ama bak işte bunlardan evet, bahsetmiyorsun evet, hiç yani. Doğru. Samsun'dakine gitmiştim. Samsun'dakine halkalama istasyonunda. Kuşçuluk zordur diyorsun ama halkalama kuşçuluktan da zor ve sen ona gitmiş miydin evet, aslında? Gerçekten çok zor bu arada. Bak şimdi kuşların ayağına takılan halkalar aslında bizim burada bahsettiğimiz halkalama istasyonu. Bunu araştırmak için yapıyorlar ve gönüllere muhtaç o yetkililer. Çünkü
çok yorucu bir tempo var ve insan gücüne çok fazla ihtiyaç var. Sürekli böyle rutinleri var onların. Bence sen biraz onlardan bahset. Yani evet, askeriyeden daha disiplinli, doğru, ve yorucu bir ortam var onların. O yüzden böyle 4-5 gün anca yapıp sonra devir daim yapıyorlar değil mi? Ben 5 gün kaldım. Gerçekten zor bu arada. Sevmezsen katlanılacak bir şey değil yani. Çok sabahın ilk saatlerinde uyanıyorsun ve her saat başı bütün ağları geziyorsun. Ortalama kaç, uzunluk ne kadardır? 1 kilometreden fazladır daha herhalde. Fazlaydı, daha fazlaydı. Hatırladım. Bunu bir saatte bir yapıyor çünkü geç kalırlarsa... 15-20 ağ vardı hatırladığım kadarıyla. Ağlara takılan kuşların zarar görme ihtimali, evet, var geç bulunursa. Hmm, başka tabii, bir tabii, hayvan onu yeme ihtimali var. Evet. Zarar görmeden araştırma için bunu yapıyorlar ve aslında bakın burada şöyle bir şey de çıkartılabilir. Ne dedi? Kuşlara dokunmayı seviyorum. Onlara yakından, evet, bakmayı seviyorum. Aslında bu ilginizi de terk etmeden yapabileceğiniz çalışmalar, evet, da var. Evet, böyle, evet, şeylere gönüllü olabilerek ya da bu tarz çalışmalara katılarak aslında bu isteğinizi, bu dürtünüzü de gidermiş olabilirsiniz aslında. Samsun'a gittin, öyle 5 gün kaldın orada. Bir de bizim Samsun'da en azından hani kalabilecek bir evimiz vardı. Duyuyorum Iğdır'da Mıdır'da öyle bir imkan da yokmuş. Evet. Yani evet, çadırlarda kalıyorsun, çok zor bir şey. Prefabrik yerlerde kalıyorlar falan. Şey, hangi çok... türlere dokundun orada, hatırlıyor musun? Alasığırcık. Alasığırcık. Muhteşem bir kuş, hep görüyorduk, evet, da hani ona dokunmak beni çok mutlu etmişti ama en sevdiğim kuş kesinlikle uzun kuyruklu baştan kara oldu. Uzun kuyruklu yani, baştan kara. Muhteşem güzel bir hayvan. Görünüşü falan değil mi? Evet, evet. İşte ben onu çek kuşları. Hatta ev serçesi bile yakaladık biliyor musun? Ev serçesi. Evet, evet. Güzel. Serçenin olmadığı bir alan yok zaten, evet, de, evet, uzun kuyruklu baştan kara spesifik bir kuş aslında. Çok güzel kuş. Örneklerin arasında. Ben onu şeye benzetiyorum. Pimpon topuna iki tane çubuk batırmışsın. Doğru. Öyle uçuyor. Doğru. Yani uçarken beyaz bir top, uçan beyaz bir top var. Sürü halinde yaşıyorlar. Hakikaten güzeller onlar. Peki şakan var mı kuşlarla ilgili? Kuşlarla ilgili şakan... Stand-up'larında kullandığın, kitabında şimdi bahsettiğin şey... Şimdi hatırlamıyorum da böceklerle ilgili şey vardı işte. Ben uzun bisiklet yolculuklarımda en sevdiğim şeylerden biri de işte böyle yolda önüme çıkan böcekleri yerden alıp onları böyle işte birkaç kilometre öteye bırakmayı seviyordum ben. Çünkü şey diye düşünüyordum. Bu hayvanın yaşam alanı belli, tamam mı? Hani ben istiyorum ki o şu üç farklı günlük yerlerde görsün. Hani o da... Alpay turizm gururlasın. Bir yer görsün, bir yurt görsün. Bir de sonunu da şöyle bağlıyordum. Ve ben böceklerin bundan mutlu olduğunu da düşünüyorum diyordum. Çünkü hani mesela peygamber devesine dikkat ediyorum. Ben onu böyle bırakıyorum yani. Onun şöyle bir duruşu var hani. Hani dua eder gibi hani. Teşekkür ederim. Sonra yavaş yavaş böyle gitmeleri falan. Güzel gözler yani olmuş. Hakikaten bak, şeylerden bahsediyordum. Peygamber böceğini, onu bilenler için o çok güzel bir tabir oldu. Çünkü hakikaten hayvanın normal duruşu, evet, da o, evet, şekilde. Evet. Yine bisiklet gezilerimde böyle bir gün biz Bursa'da dağlara tırmandık, tamam mı? Haydi kafası. Tamam. Ondan sonra ya ben böyle ileriden böyle bir beyaz bir toz bulutu görmeye başladı ve bana doğru geliyor. Tamam mı? Evet. Oğlum ne biçim şey diyorum böyle. Ona biraz yaklaştı, baktım koyun sürüsüymüş. Vallahi bak o kadar korktuk ki Allah'a tavasla. Çığ mı düşüyor dedin? Geliyorlar çünkü. İyi güzelmiş. Bir de koyuna laf anlatamaz. Neden? Akıllı hayvan değil. Evet, koyunlar ilginç hayvanlar değil mi? Onlar da ilginç. Tabii, tabii. Onlar da üzerine konuşulabilecek konular aslında değil mi? Ha dur, kuyumuz vardı. Çok fantastik bir görüntüydü ya. Hiç unutmam o anı. Pekala şimdi madem kuşlardan bahsettik. Sana aslında bilindik bir kuşla başlayacağım. Tamam. Sohbette adı geçen kolaydan bir kuşla başlayacağım. Başlayalım. Bakalım. Ya bu arada benim kulağım hiç iyi değildir ha. Müzik kulağı hiç yok. Ya. Tabii. Bir büyük ihtimalle bakalım. Saka. Doğru. Bir de bir. Ama bunu bilmeni, evet, bekliyordum, evet, zaten. Hani mesela sakacılar biliriz. Hani çok içlerinde de büyüdüm. Bu ötüşleri çok iyi bilirler. Ötüşler için beslerler diye. Evet, birbirine ayırırlar. Orada hala kuşlu kahveleri var. Sen de biliyorsundur. Biliyorum da zaman zaman. Oradan mesela ben bir sakayı artık şey yapamadım yani. İçime el vermedi. Dedim abi bu bana vereceksin. Ben bakacağım. Çünkü dedim yani bu sigara dumanının içinde bu hayvana çok yazık oluyor. Orada duruyor hayvan. Evet. Vermişlerdi bana. Güzel. Sen Karacabey'e geldiğinde de aslında baska ile alakalı bizim o arkadaşla bayağı bir, evet, evet, o kuşu almaya çalışmıştı ama ikna edememiştik değil mi? Ya kuşlara iyi bakamıyorlar ya. Sinir oluyor. Bakacaksın. Evet. O kendine nasıl? Geçiyor. Zaten kendine de iyi bakmıyor da. Yani bu işler böyledir ha. Evet. Bak bir adamın hayvanlarıyla hani yani diyalog, kurduğu ilişkiden ilişki, kendi, evet, hayatını da çözümleyebilirsin yani. Bravo. Doğru tespit. Kesinlikle doğru tespit. Evet, ikincisi geliyor. Bilindik türlerden gidip tüyo veriyorum. Göçmen bir kuş. Bu ötüşü yazın duyarsın sadece. Baharda daha çok. Bunu bilemedim. Söyle. Bir
bilirsin, bilirsin bak. Biraz daha zorla kendini. Az önce bahsettik. Allah'tan kendisi güzel değil dedik. Sadece ötesi güzel dedik. Kendi de güzel olsaydı o da kafes kuşu olur dedik. Sen de dedin ki aslında beslemek zor olurdu onu dedin. Hiçbir deve kuşu mu ya? Deve kuşundan bahsettik çünkü. Bülbül. Bülbül. Ya bülbül diyecektim biliyor musun? Ama neden? Göçmen dedi ya oradan kafam karıştı. Bülbüller çoğu kişi bilmiyor evet. Ama bülbüller göçmen. Hmm. Onun yerine bizim yerleşik türlerimiz var. Evet. Onların namını tabii kaçırmışız biz. Kara tavuk. Güzel ötüşlü. Kuş unvanı. Çok severim. Değil mi? Kara tavuk sesi dinletelim mi? Çok severim. Yani bu kuş bence bülbülden daha güzel ötüyor. En sevdiğim kuşlardan biri olabilir. Ve sonbaharda ve baharda iki sezon özellikle evet. Çok güzel ötüş yapar. Evet. Ve vefalı kuş gitmiyor. Evet. Kışın da yazın da serinde, parkta. Bunu sevmemiz için çok sebebimiz var. Neden kara tavuk? Ne bileyim. Biz de biliyorsun zeka istemeyen şeyler yapıyoruz. Bazı isimler değil mi ya? Hiçbir şekilde zeka gerektirmeyen bir hareketlerimiz var yani toplum olarak. İsim konusunda ilginç gelen kuş isimleri var mı aklında? Bak mesela küçük halkalı cılıbıt. Aslında ilk etapta ne alaka dedirtiyor insana. Fakat bence o bıdık 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 yürüyüşüne evet. Cılıbıt denmesi bence güzel bir anlam taşıyor. Evet. Yağmurcun çok severim mesela Yağmurcun ismini. Gümüş Yağmurcun, çok Altın Yağmurcun. Evet. O sevdiğim isimlerden bir tanesidir. Baştan kara. Çok güzel bence. Şekli de güzel. Evet. Adına da yakışıyor ben aslında. Ben beyaz balıkçıları da çok seviyorum. Evet. Özellikle küçük olanları. Görüyorum da onları. Onlar sıkıntılar. İstanbul'da evet, biraz evet. Şehir kırsala çıktın mı çok tabii, rahat görebilirsin. Tabii Çavuşbaşı taraflarında. Peki baykuşlar? Çok severim. Baykuş. Yeryüzünün en güzel kuşları olabilir yani. Yaşadığın bölgede var mı? Onlar insanlarla yaşamaya alışkın mı? Ara ara ben görüyorum. Ya daha çok işte ben şehir dışına çıkıyorum ya İstanbul dışına çıkıyorum. Evet. Daha doğrusu evet. Çavuşbaşı, Polinesköy taraflarında. Sık sık görüyorum. İshak kuşunu çok severim. O da göçmendir biliyorsunuz. Evet. Göçmen baykuş türlerimizdendir. Yazın geliyor. Ve çok ilginç ormanlık alanlarda falan değil. Şehir içlerinde, evet. Şehir kıyılarındaki yeşil alanlarda, parklarda. Yani bitki ağaç çeşitliliğinin farklı olduğu alanlarda. Şeyde dünyada Avrupa ülkelerinde özellikle baykuş besleniyor pet hayvanı olarak evlerde. Evet. Ya tartışmaya açık bir konu ama bence ondan öte şunu konuşmak lazım. Avrupa'da şansın, sevimliliğin, bilgiliğin ikonu olmuş bir kuş neden bizim ülkemizde uğursuzluğun bir sembolü? Yani çünkü çok cahiliz. Yani bu konuda net. Böyle... O da şeyden kaynaklanıyor biliyorsun. Köylerde ölümcül hastalar oluyor ya bazen işte evlerde. Şimdi bu hastanın da tabii ki ışığı yanıyor. Bazen böyle geceler boyunca yanıyor. Hep başında birileri olduğu için bir şey götürüp getirdiler. Bu ışığa da tabii ki şey geliyor. Güveler, böcekler. Tabii böcek geliyor, işte haşereler geliyor. Haşereye de baykuş geliyor, gece hayvanı. Baykuş da geliyor, ötmeyecek mi hayvan? Gelmiş yakın oraya kadar. Elbet ötecek yani, tamam mı? Ondan sonra şimdi bu ölümcül hasta da ölecek, elbet ölecek. Ölüyor ya. Diyorlar ki baykuş öttü, o yüzden öldü. Öldü. Oradan bu hayvanı uğursuz diye mimlemişler. Yani sensin uğursuz bu arada. Evet doğru. Bu söylenen duyduğumuz bir anlatım. Ama gerçekten öyle mi bilmiyorum. Yani sırf gece gezdiği için yani ötüşünde bazılarının sözü biraz daha şey yani ürkütücü. Peçeli baykuşun sesi mesela ürkütücüdür abi. Yeryüzünde uğursuz hayvan diye bir şey yoktur. Olamaz da zaten değil mi? Evet. Hiçbir hayvanın bir şeyi yok ben ama... Ben zaten uğursuzluğa da inanmam. Öyle bir şey yoktur yani. Sen zaten baştan bu konuyu kapatıyorsun evet, daha açılmadan. Evet. Mezarlıktan peşeli baykuş sesi. Bilimsel olarak kanıtlanmamış hiçbir şey de yok maga. Bana bunu bilimsel açıklamasını getir. Beni ikna et. Bir de tavuklar. Tavuklardan bahsediyorduk. Evet tavukları sen onu seviyorum dedin. Onu söylemezsem çatlarım. Söyle ben zaten. Tavuksu hayvanları çok seviyorum. Neden onlar mesela? Bıldırcın, kekrik, tavus kuşu. Tavus kuşunun da sesi kötü. Senin sesi kötü olan hayvanlara bir merakın olabilir tavus mi? Tavus kuşunun sesi çok çok kötü. O iyi bunu kabul ettik biz yani. Biz de var işte valide süper. Bir abimiz besliyor. Süper. Bahçesinde o da kuş seven bir abimiz. İşte köşkte yaşıyor zaten. Ya sanki hayvanı darp ediyorlarmış gibi. Tamam mı? Bir yardım hani yardım çığlıkları o mahalleyi ayağa kaldırıyor. Ama hiç kimse de bundan şikayetçi değil. Ben çünkü görselliği çok güzel değil tabii, mi? Tabii. Hakikaten katlanılacak bir sesi yok evet. Ama çok da güzel bir hayvan. Olağanüstü. Burada yani. Da var. Burada mesela Validebağ Fen Lisesi var. Evet. Fen Lisesi'nde vardır. Besleniyor. Güzel. Tavuklar da var. Tavus kuşu da var. Başka neler örnek verebiliyorsun o tavuksulara? Tamam keklik. İşte ur dağ keklik mesela. Bilir misin ur kekliği? Dağ horozu. Bak yeri geldi. Çil keklik var. Çil keklik, kınalı keklik. Evet. Dağ horozu dedin yeri geldi. Bak bu bir önceki programda da ben demek ki konuklarıma uygun fotoğraflar seçiyorum. Sana bir hediye getirdim ben bugün. Süper. Doğaya kanat açtık projemiz kapsamında Rize'de, İkizdere'de yani Türkiye'de çekebileceğim birkaç noktadan birisi olan
İkizdere'nin yaylalarına çıktım. 3000 kilometre tabii mesafeden sana daha orası fotoğrafı getirdim. Ya müthişsin. Takipteyim zaten. Görüyorum. Çok özeniyorum ama tembel olduğum için. Evet. Ben sadece senin baktığın fotoğraflara bakıyorum. Tamam mı? Ondan faydalanıyorum. Pekala, ben çok olsun. Da sevindim. Çok teşekkür baktıkça ederim. Artık beni hatırlarsın. Onların yaşam alanlarını hatırlarsın. Karadeniz'i hatırlarsın. Abi şöyle. Müthiş dağ orozu. Çok güzel. Erkek bir dağ orozu. Rize'de sevgili Birol Hatinoğlu ile beraber çektik aslında bu fotoğrafı. Hikayesini de şöyle anlatabilirim aslında. Bir küçük hikayesi de var. Erkek üreme dönemi. Bölgesinde çok fazla savunmacı. Biz yaya olarak çıktık. Dedi ki ben asla yaya olarak bu kuşa bu kadar yaklaşmamıştım dedi. Hep arabadan daha az korktukları için. İlk kez bu kadar yaklaştım demişti. O gün çok şanslıydım. Çok yakınına yaklaştığımı bildim bunu sürünerek. Ve bu fotoğrafı aldım. Kırmızılı her şeyle belli. Bu da bu programın anısında sana bir hatıram olarak. Çok güzel. Olarak. Siyahın içindeki işte lacivert renkler de belli. O birçok kuşun boğaz bölgesindeki şeyler görüyorsunuz. Popülasyonlar ne durumda? Yani aslında sayıları en azından düşüşte değil. Evet, belli bir seviyede güzel. Tutulabildi. Farkındalık artıyor giderek. Evet. İkizdere'nin logosu bile, belediyenin logosu bile aslında bu. Yani o yüzden güzel bir yanı var ama daha da artması için biraz daha avcılıkları vesaireyi kısıtlamamız lazım. Yani umarım avcılık diye bir şey kalmaz dünyamızda. Umarım. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde bak. En güzel yeri asacağım ve bunu da paylaşacağım. Pekala. Evet, böylelikle bir programın daha aslında sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok güldük. Gülmekten boşluk bulduğumuz zamanlarda da havadan sudan kuştan konuştuk aslında diyebilirim ben. O yüzden ben hem şahsım adına hem de kuşçular adına bu alandaki gösterdiğin marifetler, çabalar ve işte bunu kitaplara kadar yansıtmış olman gerçekten bizim için büyük bir nimet ve mutluluk kaynağı. Çalışmalarına başarılar diliyorum. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Kuşlar eksik olmasın hayatınızdan diyorum ailece özellikle. Senin varsa söylemek istediğin. Teşekkür ediyorum. Ben de çok eğlendim. Çok hayatın içinden bir sohbet oldu bence. Bana çok şey kattı. Onu söylemek isterim. Süper. Bu güzel bir dünya arkadaşlar. Hani böyle belki birkaç kişinin hani yakalayabiliriz. Hayatına İçine... dokunabiliriz bu sayede. Kuşlar güzel yaratıklar. Doğa çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Thank you.